olacak? Ne oluyor? Ege ve Çağrı mesaj atmış her şeyi biliyoruz diye. Sen nasıl girdin içeri? Sevim Hanım. Berk, duyuyor musun beni? Ya Ege ve Çağrı o geceyi öğrenmiş diyorum sana. Anlamıyor musun? Sevim Hanım. Ben size kimseyi içeri almaya ne bileyim. Ne işi var burada? Yani nasıl girdi içeri? Dingun ağrı mı ya burası? Berk Bey. Yok yok tamam. Kovuldunuz. Kovuldum. Kovuldum. Ara muhasebeye çıkışını yapsınlar, halletsinler. Hesabını kessinler. Tamam. Haydi haydi şimdi. Haydi haydi. Haydi. Berk ne yapıyorsun? Kadını niye kovuyorsun şimdi? Ben seni işe alırım diye düşündüm. Hem annenden de alışıksındır. Ha? Yalnız çalışmaya başlamayacaksan lütfen çıkar mısın? Hı? Yok. Ben Kenan amcayı bekleyeceğim. Herkes her şeyi öğrendiğine göre Kenan amca da her şeyi öğrenebilir, öyle değil mi? Tehdit mi ediyorsun sen beni? Yok. Sana sadece işin ciddiyetini hatırlatıyorum. Belki bizim bir plan yapmamız gerek. Şimdi oturabilir miyim izninle? Teşekkürler. Ne yapalım Berk? Ya bunlar bizi darlayacaklar kesin. Konuyu uzatacaklar. Ne yapalım, nasıl kapatalım konuyu? Sen nasıl bu konuyu kafanda kapattın Azal? Hı? Ben aslında en çok o kısmı merak ediyorum, biliyor musun? Sana yapmaya yeltendiğim şeye rağmen sen neden beni korudun? Senin kendine hiç mi saygın yok gerçekten? Saçma diyorsun. Yok. Ben o gece büyük saçmaladım zaten. Yani o gece zirveyi yaptım bana göre. Ama kendinde değildim Berk. Sen o değildin ki. Ya ben seni tanıyorum. Ben seni herkesten daha iyi tanıyorum hem de. Ya Berk anlamıyor musun? Seni seviyorum. Hastamızın kızım sen. Hı? Manyak mısın Azal? Vefa gelmeseydi, yetişmeseydi sen bu gece neler olacaktı farkında değil misin? Hı? Sen ne olmasını istiyorsun? Senin benden uzak kalman için, benden uzak durman için daha ne olması gerek? Ben affettim seni ya. Sana ne? Kime ne bundan? İşte bu yüzden hiç saygı duymuyorum sana. Kendine saygın olmadığı için. Şimdi çık git evimden. Çık git evimden, hayatımdan defol Azal. Çık git Azal. Çık git. Korkma. Baban çoktandır biliyor zaten senin ne mal olduğunu. Azal, bu arada umarım kumbarana biraz para biriktirmişsindir. Çünkü an itibariyle anlaşmamız sonlandı. Ne istiyorsun sen? Kaç kişinin daha ölmesi gerek senin yüzünden? Cemre de mi ölsün istiyorsun? Sizin burada. Evimin dibine kadar gelmişsiniz bir de. Benim bir suçum yok. Niye gidip de kimse belki hesap sormuyor? Niye her konuda ben suçlu oluyorum artık? Yeter, ne olursun. Azal, ben çok özür dilerim. Bunca zaman gözümün önündekini fark etmediğim için senden çok özür dilerim. O pislik. Ne dedi de susturdu bunca zamandır seni bilmiyorum. Ama artık Berk'ten korkmana gerek yok Azal.
Artık hiçbirimiz onun kuklası değiliz. Biz yanındayız. Bir şikayet etmek istersen biz arkandayız.